Yakışıklım, bu nedir bu güzellik böyle? Saçlar çok iyi olmuş, tarzı yapmışsın, iyi olmuş. Hafif sakal bıyık bırakmışsın. Ama herhalde yeni terliyor sakal bıyığı da. Ama o hafif terlese de o sakal, bir parça sakal bıraksan güzel olabilir. Yani zayıf da olsa güzel olur. Yüzün çok güzel, çok bayağı güzelsin maşallah. Allah yakışıklılığını artırsın. Bir daha dinleyeyim seni. Her kişi nimetlerden zevk alır mı? Yani az çok alabilir tabii yani. Aynı o yerde olmamak şartıyla alır. Ama mesela fakir bir insana sen pirzola sunsan eli ayağı boşanır. Ama zengin bir insana pirzola versen onu pek ilgilendirmez. Mesela bir fakire muz versen ya korkunç heyecanlanır fakir çocuklarına değil mi? Götürüp muz versen ya eli ayağına şaşar. Ama zengin bir çocuğa muz versen pek etkilenmez o kadar, önemli görmez. Duruyor orada muz, pek ilgilenmiyorlar. Herhalde biraz ihtiyaca göre, biraz çileye göre değişir. Eğitime göre, Allah'tan korkma, Allah'ı sevmeye göre değişir. Thomasine Emma'nın resimleri. Benim saftirik oğlum benim. Ya saftirik olma ya, şu alnındaki saftiriklik çizgileri var ya, o çok şahane. Yani alenen saftirik. Emma da ama tam kız görünümü var ya. Öyle. Luna'yı günlerden beri arıyorlarmış. Geziyorlarmış, odalara bakıyorlarmış böyle. İkisi birlikte arıyorlarmış. Nereye gitti diye. O yarın yarın hava biraz düzeldiğini, hem Luna'yı hem bunları buraya bir getirin. Burada bir karşılaştıralım bakalım ne yapacaklar. İlk karşılaştığında acayip tıslıyorlardı birbirlerine. Ama yani hayır, havaya gittiler. Mesela normalde bu kralla kraliçe birbirine tıslama aklamışlar geçmiyor. Arkadaşlar onları birbirine tıslamaya başladılar böyle. Herkes kafayı yedi böyle toplar. Yani kim kime baksa tıslıyor böyle. Yazık, şu garibanlığı, tatlılığı ne şeker ya. Adnan Bey, Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Srinagar'dan yayın yapan, tanınmış köşe yazarlarına yer veren günlük gazete Keşmir Reader'da "Suç oranlarını azaltmanın yolu hapishaneleri çoğaltmak değildir" başlıklı makaleniz Opet yayınlandı. nedir? Duyamadım. Opet opet diyorsun, bir numaranı görmedik falan demiş şu an. Evet, dinliyorum. Yazınızda suçla mücadele edebilmek için toplum içindeki sakıncalı ideolojileri ortadan kaldıracak bir eğitim sisteminin benimsenmesi gerektiğini anlatıyorsunuz. İnsanlarda milli bilinç, sevgi, vefa geliştirecek manevi ve bilimsel eğitim programıyla toplumları nefretten sevgiye iletebilmenin mümkün olduğunu belirtiyorsunuz. Ya her yer modern, herkes modern. Türkiye'de de modernlik hakim olsun ya. Ben bunu çok acı görüyorum. Ben yani geçiş dönemi olarak görüyorum ama çok acı bu yani. Dekolte karşıtlığı, kadınlara karşıtlık falan, bu çok korkunç. Bir avuç garibanın felsefesini Türkiye'ye hakim etmeye kalkıyorlar. Türk halkı da hayret, dehşet ve ibretle bunu izliyor. Geçen gün işte hepsi bir araya gelmişler, yan yana dizilmişler. Ya onların felsefesini Türkiye'ye hakim etmek nasıl olsun ya? Yani Türkiye 83 milyonsa en az 80 milyonu karşı bu adamlara. Yani bilmiyorum neden böyle bir deneme yapıyorlar, bunu anlamıyorum. Hakan acayip bir tarz yapıyor ya. Hakan bir ayağa kalk bakayım sen. Vaş.